Mars, insanlığın ilk zamanlarından beri dikkatini çektiği gezegenlerden biri. Amerika ve Sovyetler arasındaki uzay yarışında ilk defa ona dokunduktan sonra uzay mekiği programının kabulü ardından unutulan Mars, 1990'lı yıllarda tekrar Mars görevlerinin gündeme gelmesinden beri tartışılan, önerilen ve üzerine çalışılan projelerin en büyüğü de Mars örnek geri dönüş görevidir. En basit anlatımıyla Mars'ta yaşam barındırabilecek toprak örneklerini dünyaya getirmeyi amaçlayan görev, Mars'ta daha önce yaşam var mıydı sorusuna kesin bir yanıt koymayı hedefliyor. İçinde bulunduğumuz ikinci uzay çağının başlangıcında da bu görev Mars'tan örnek getirmeye hiç olmadığı kadar yakın. Peki bu görevin 3 ana kısmı neler? Görev nasıl tamamlanacak ve en önemlisi bu görevin sonuçları bize ne öğretebilir? Öncelikle görevin ilk kısmına bakacak olursak, ilk kısım geçtiğimiz yıl Florida'dan fırlatılan Mars 2020 Perseverance aracı ile başladı. Aslında Perseverance'ın temel amacı MSR için hazırlık yapmak olmasa da onun için kritik bir önem arz ediyor. Peki Perseverance bu görevde ne yapacak? Perseverance robotik konudaki matkap yardımı ile eskiden bir göl olduğu düşünülen Jezero kratindeki kayaları delecek ve kaya örneklerini alacak. Ardından onları içinde bulundurduğu 43 örnek tüpünden birine koyacak ve belirlenen lokasyon ya da lokasyonlarda bırakacak. Görevin bu aşamasında belki en önemli parçası da örnek tüpleri. Birazcık bu tüplerin yapısına bakacak olursak yaklaşık 15 cm uzunluğundaki tüpler 57 gramdan daha hafif olmakla birlikte genel olarak titanyumdan yapılmaktadır. Dışındaki beyaz kısım ise alüminyumdan yapılma bir yalıtım tabakasıdır ve örneklerin ısınarak kimyasal yapısının değişmesini önler. İşte bu tüpler 7 yıl sonra onları almak için gelen başka bir aracı bekliyor olacak. Görevin ikinci aşaması ise Perseverance tarafından toplanan örnekleri alıp güvenli yörüngeye çıkartmak. İçinde örnek tüplerini rokete geri getirecek bir rover, örnek tüpleri yörüngeye çıkartacak katı yakıtlı ve 3 metre uzunluğunda bir roket ve bu ikisini yüzeye indirecek bir iniş aracının da dahil olduğu görevin ikinci kısmı, 2026 yılında fırlatıldıktan 2 yıl sonra 2028 Ağustos'ta Perseverance'ın hemen yanına inecek. İniş aracında bulunan ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından üretilen rover, Perseverance'ın örnek tüplerini bıraktığı yere giderek tüpleri toplayacak. Ardından iniş aracına geri dönerek tüpleri rokete yükleyecek. Tüpleri alan ve kalkışa hazır olan roket, 2029 baharında alçak Mars yörüngesine ulaşarak projenin 3. kısmını başlatacak. 3. kısım muhtemelen görevin en zor ve tecrübeye sahip olmadığımız kısmı. 2026'da Ariane 6 roketiyle Mars'a gönderilip 2027 yılında Mars yörüngesine ulaşan bir yörünge aracı bu kısımda kilit rol oynuyor. 2029 yılında alçak Mars yörüngesine ulaşan ve içinde örnekleri barındıran roket, bu uyduyla yeterince yaklaşınca örnekleri uyduya doğru fırlatarak uyduya ulaştıracak. Örnekleri alan uydu, 2031 yılında motorlarını ateşleyerek Dünya'ya ulaşacak ve örneklerin de içinde bulunduğu iniş kapsülü Dünya'ya paraşüt yardımıyla inecek. Muhtemelen sizin de fark ettiğiniz gibi görev gerçekten çok riskli. Pek çok noktasında daha önce hiç denenmeyen kısımlar var. Ancak bu görevin getireceği sonuçlar gerçekten muazzam. Mars'ın keşfi konusunda kazanılan tecrübeler dışında bu örneklerin getireceği bilimsel sonuçlar da oldukça önemli. Bu örneklerde tespit edilebilecek bir yaşam kalıntısı, yaşam için uygun koşullar sağlandığı anda hemen yanı başımızda bile bir yaşamın oluşabileceği ve yaşamın oluşmasının sıradan bir şey olduğunu gösterecekken, herhangi bir yaşamın tespit edilmemesi bile yaşamın oluşması için sadece koşulların yeterli olması değil, aynı zamanda şansa da ihtiyaç duyulduğunu, dolayısıyla yaşamın oluşma olasılığının çok çok düşük olacağını gösterecek. Ve sonuç her ne olursa olsun bu insanlığın evren içinde kendine olan bakışını kökünden değiştirebilecek güce sahip. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.